Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay ve güzel bir örgü modeli yapacağız arkadaşlar. Modelimizi 4 sırada bir tekrarlıyoruz. Ve 2 katlarından oluşuyor. İlmeklerimizi de ona göre ayarlayalım. Ben size anlatırken 4 numaralı şişle anlatıyorum. Şimdi ilk başta ilmeklerimi attım. Arkadan ters örgümü ördüm. Modelimizi ön taraftan kurmaya başlıyoruz. Ön taraftayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmekten sonra bir tane düz örgüm var. Şimdi modelimi kuruyorum. 2 ve katları 1 ve 2. 2 ilmeğimi ördükten sonra sol şişimi alıyorum. Bir sonraki ilmeğimi, ikinci ilmeğimi, ilk ilmeğimi şu şekilde içinden geçiriyorum ve örmüyorum. Burada bir arttırma yapıyorum ve bir tane ilmeğimi örüyorum. 2 ilmekten 3 tane ilmek çıkarttım. Tekrar yapıyorum arkadaşlar. 1 2 ilmeğimi ördüm. Sol şişimi aldım. Bir sonraki ilmeği, ilk ilmeğimin şöyle içinden geçirdim. Sağ şişimde burada bir arttırmamı yaptım ve ikinci ilmeğimi örüyorum. Modelimizin ilk sırası ve ön taraftayız arkadaşlar. Arttırıyorum ve örüyorum. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz. Modelimin sonuna geldim. 4 tane ilmeğim kaldı. Kenarda yine iki ilmeği döndürüyorum. Bir tane arttırıyorum ve 3 ilmek. Bir tane düz ilmeğim ve kenar ilmeğim. Başlarken başta ve biterken ilk ilmekten sonra bir tane düz ilmeklerim var arkadaşlar. İlk sırayı bitirdim. Şimdi modelimin arka sırası ve ikinci sırasındayım. İkinci sırasında da ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bu önde düz ördüğüm ilmek ve şu 3 ilmeğin ilk ilmeğinin ikisini bir topluyorum. Arkadan arttırdığımı burada eksiltiyorum. Bir tane düzüm var ondan sonra. Bakın tekrar şurada 1 ve 3 ilmeğin başındaki ilmeğin ikisini bir topluyorum. Ve bir tane arka taraf ve modelimin ikinci sırası. İki tane bir alıyorum, bir kesme yapıyorum, bir tane örüyorum. İkinci sıranın sonuna geldim. Bir tane düz örüyorum. Şu ikisini bir alıyorum ve kenar ilmeğim. İki sıramı bitirdim. Şimdi modelimin üçüncü sırası ve ön taraftayım. Ön taraftan da hepsini düz örgü olarak öreceğim. Üçüncü sıramı bitirdim. Modelimizi son sırası ve arka taraftayız. Arka taraftan da hepsini ters.
Son sıramız hepsini ters örgü. 4 sıramızı bitirdik. Şimdi bir modelimiz bitti arkadaşlar. Beraber ikinci kez kuralım modelimizi. Çok kolay bir model, hiç şaşırmazsınız. İlk ilmekten sonra bir tane düz örgüm var. 1 2 düz örüyorum. Şu ikisini tekrar sol şişime topluyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum ve örmüyorum arkadaşlar. Burada bir arttırma yapıyorum ve düz ördük. 2 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde. Bir kere daha arkadan son kez kuralım arkadaşlar. Ondan sonra zaten önden düz, arkadan ters tekrar modelimizi tekrarlıyoruz. Bu modelimizin arka tarafı ve ikinci modelimizin ikinci sırası. İlk ilmekten sonra hemen iki tanesini kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. İki tanesini kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Zaten arkadaşlar bakın üçlü. Buradan bir tane alıyorum. Üçün başındakinden bir tane alıp ikisine bir alıp kesiyorum. Bir tane düz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. İki sıra düz, önden düz, bir sıra arkadan ters. İki sırada modelimiz dört sıradan oluşuyor arkadaşlar. Ben şöyle bir parçada çalıştım. Arkadan görünüşü. Bebek örgülerinde, büyük örgülerde çok güzel duracak, battaniyelerde çok güzel duracak bir örgü modeli. Her örgüye yakışır arkadaşlar. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.